Efendim akşamdan sabaha biz bir yılda bina yapacağız. Yani gene nereye döneceğiz? Kaç metrekare alacaksın? Nasıl bina yapacağız? Nerede yapacağız? Kaç kat olacak vesaire? Bırakın bu beton kafalılığı, bu beton anlayışı, beton yapmak. Görevinde 4. yılına girerken deprem bölgesi olarak kabul edilen İstanbul'da depreme yönelik faaliyeti olmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu savunanlar hükümetin istifa etmesini bekliyor. Peki hiçbir projesi olmayan Ekrem İmamoğlu'nun da istifa etmesini istiyorlar mı? Tabii ki hayır. Dertleri deprem değil, depremde hükümeti yıkabilmek. Dördüncü yılına girerken deprem bölgesi olarak kabul edilen İstanbul'da gözde görülür hiçbir faaliyeti olmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bakın ne demiş. Efendim akşamdan sabaha biz bir yılda bina yapacağız. Yani gene nereye döneceğiz? Kaç metrekare alacaksın? Nasıl bina yapacağız? Nereye yapacağız? Kaç kat olacak vesaire? Bırakın bu beton kafalılığı, beton anlayışı. Dersiniz ki bu beyefendi müteahhit değil. Babası müteahhit değil. Dersiniz ki bu beyefendinin tüm zenginliği betondan değil. Dersiniz ki beton evde değil, yeşiller içinde, yağmur altında yaşıyor. Karın altında hiçbir korunak edinmeden ömrünü sürüyor. Beton, insanın bir gerçeği. Daha sağlamı varsa onu söyleyin. Yoksa hele hele betonun eksikliğinden, çalınmasından, yetersizliğinden dolayı binlerle ifade edilen ölümlerin yaşandığı bir dönemde kulaklara hoş geliyor diyerek bırakın bu beton kafalılığı da ne demek? Ne yapılacak? Yeni konseptte evler betondan yapılmayacak mı? Ki böyle bir söylemle karşımıza çıkılıyor. Gerçekten hayretler içinde kalarak soruyorum. Ne demektir bu beton kafalılığı bırakalım söylemi? 5 yıllık seçim döneminde 100 bin konut yapma sözü vererek seçilen ve seçildikten sonra 2 bin konut bile yapamayan bir adam ancak böyle gündem değiştirmeyle kendisini unutturabilir. Türkiye'de en yoğun nüfusun yaşandığı İstanbul'un belediye başkanı olacaksınız. Bu ilin en önemli sorunu deprem olacak. Siz depremle ilgili verdiğiniz sözlerde düne göre başkanı olduğunuz ili bir metre ileri taşımamış olacaksınız ve bir de siyasi iktidara laf çakacaksınız. Bırakın bu beton kafalılığı. Ekrem Bey'in devamındaki sözlerini de aktaralım. Kim yönetti? Hükümet kimlerdi? Belediyeler kim? Bizler nasıl ihmaller yaptık? Böyle bakmayacak mıyız sürece? Diyor. Doğru bir tespit yapıyor. Cumhurbaşkanı 2 gün öncesinden vermişti cevabını oysa. Son depremde yıkılan binaların %98.5'i 1999 depreminden önce yapılan binalar demişti. Çevre Bakanlığı açıklama yapmıştı. TOKİ konutlarında son depremde zarar gören binamız yok demişti. Bu çerçevede 1999 öncesi hükümetleri de toptan suçlamadan, 1999'un bir milat olduğunu kabul ederek mümkün olduğu nispette hızla kentsel dönüşümler yapılması gerekirken, bir aklı olan izah etsin bana ne demektir bırakın bu beton kafalılığı cümlesi ve bu kafa durun daha 1 yıl oldu, durun daha 2 yıl oldu, durun daha 3 yıl oldu. Ve en sonunda da ben bunlara çok acıyorum ya, kendilerinin 25 yılıyla bizim 4 yılımızı kıyaslıyorlar diye diye geldiğimiz bugünkü noktada bir tane CHP'li çıkıp söylesin. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen, onun seçilmesi için çalışan İyi Partililer söylesin. Hadi üzerine gitmeyelim, o tarihte hata yaparak AK Parti kazanmasın da kim kazanırsa kazansın diyerek Ekrem İmamoğlu'na destek çıkan Saadet Partili bir kişi çıkıp söylesin. 4 yıl öncesine göre İstanbul'da depreme yönelik olarak yapılan tek bir icraat bana söyler misiniz? Bakın, büyük masraflara gerek olmayan toplanma alanı dahil bana yapılan somut tek bir icraat göstersinler. İstanbul'da yaşayanlar 25 yıllık milli görüş sürecinde yapılan üst geçitler, alt geçitler, Marmaraylar, Avrasya tünelleri, nice nice işlerin 25 yıl uzun bir süre, tabii ki bunlar yapılması gerekirdi diyerek olağan işler gibi gösterenler bana 4 yıllık son CHP döneminde yapılan tek bir somut altyapı, üst yapı çalışması göstersinler. Boş verin açılan 10 tane kreşi.
İstanbullunun günlük hayatını kolaylaştıran, depremde kendisine dokunacak somut bir tane icraat istiyorum. Ki Maraş merkezli iki depremde kaybettiğimiz canlar, yıkılan binaların karşılığında sembolik de olsa şu görevdeki kişi istifa etsin, bu kişi istifa etsin çağrılarına kısmen haklılık payı var diyelim, diyebilelim. Binlerce bina yıkıldı, kimse istifa etmedi diyorlar. Ben de onlara karşı diyorum ki, siz iktidarda olsaydınız Maraş'taki 7.7'lik depremi alacağınız tedbirlerle 7.2'ye mi indirecektiniz? Var mı böyle bir çalışmanız? Eğer varsa İstanbul örneğinde bize gösterin. İzmir örneğinde bize gösterin. Ankara örneğinde gösterin. İstanbul'da beklenen deprem 7.4 olarak tahmin edilirken Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıllık belediye başkanlığı sayesinde artık depremin 7.3 büyüklüğünde olacağını tahmin ediyoruz deyin. Deyin de ben de sizin eleştirilerinize katılayım. Bırakın deprem konusunda küçücük bir tedbiri, önceki yıllarda hızla yapılan kentsel dönüşümler bile Ekrem İmamoğlu döneminde ya ertelenmiş, ya vazgeçilmiş, ya sonlandırılmış. Ve daha önemlisi Hatay örneği. Son iddialara göre Hatay'daki ölümlerin büyük çoğunluğu Hatay Mimarlar Odası Başkanlığı yapan Yaşar Coşkun isimli müteahhidin sorumluluğundaki Rönesans Rezidans'ta yaşandı. Hem de nasıl? Birinci depremde yıkılmayan 3 bina, ikinci depremde yıkılıyor. Ve ne yazık ki birinci deprem sonrasında oturanlar toplanma alanı olarak sitenin arkasındaki yerde beklerken bina ikinci depremle üzerlerine yıkılıyor. Binanın yıkılma mesafesinde toplanma alanı belirleyen bir kafadan bahsediyorum. İstifa diyorsanız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan başlayın. Kendi ilindeki bina için ruhsatı ben vermedim, ilçe belediyesi verdi diyerek kurtulmaya çalışan, müteahhidi idealist bir iş adamı diye aklamaya çalışan başkanınız, toplanma alanı olarak belirlenen yerin tespitinde de benim sorumluluğum yok diyorsa, peki sen ne iş yaparsın başkan demezler mi adama? Buyursun istifa etsin. Hatay'da demografik yapı değişiyor. Önümüzdeki seçimlerde göçmenler belirleyici rol oynayacak diyen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş istifa etsin, sonra diğer sorumluları konuşalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Gizemli bilgileri, savunma sanayideki gelişmeleri, dış ve iç politika analizlerini kaçırmamak için Arka Boyut kanalımızı takipte kalın. Eğer iç politikayla ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Beğeni sayısına göre video konularını belirliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Efendim akşamdan sabaha biz bir yılda bina yapacağız. Yani gene nereye döneceğiz? Kaç metrekare alacaksın? Nasıl bina yapacağız? Nerede yapacağız? Kaç kat olacak vesaire. Bırakın bu beton kafalılığı, bu beton anlayışı, beton yapmak.